Evet, sevgili izleyiciler, şimdi bu zamları konuşacağız, hal yasasını konuşacağız. Herkes birbirinden bu kadar yenir mi? Ben kuzenimle balık yemeye gittim. İki tane balığı 1300 liraya yedik. İçki falan öyle bir şey yok yanında. Ve bu da çok müstesna bir balık değildi. Ondan sonra başladı herkes zincir marketlere, sokaktaki gerçekten Türkiye'de bir esnaf terbiyesizliği var. Türkiye'nin her yerinde var. Ama böyle durumlardan istifade eden de yeni bir grup mu oluştu? Bence bunu tartışalım. Evet. Çünkü lokantalar dolu ama pahalılık çok fazla. Evet sayın seyirciler. Şimdi bu pahalılığın sebebi olarak bir hal sorunu gözüküyor. Yani bu tarladan, hallerden elimize gelene kadar Evet. fiyatların katlandığına dair bir durum var. Şimdi o videoyu bir izleyelim. Bir hal yasası konuşuluyor galiba. Bunda ne var? Bir ona bir bakalım lütfen. Yüksek kâr marjları denetlenecek. Fiyat artışları kontrol altına alınacak. Gözler merakla beklenen hal yasasına çevrildi. Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı fahiş fiyat artışları ülke gündeminin ilk maddesi. Fırsatçılığın önüne geçilmesi için hazırlanan hal yasasının meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hükümet yasanın bir an önce meclisten geçirilmesi gerektiği görüşünde. Konu Bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaretinde de gündeme geldi. Hal yasasını biz de bu konudaki düşüncelerimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya sıcak. Şu anda hazırlanıyor. Hal yasasıyla komisyoncuların yüksek kar marjları denetlenecek ve büyük ölçüde fiyat artışları kontrol altına alınacak. Hal yasası taslağında hallerde üretici birliklerine %30 oranında bir kontenjan ayrılması da değerlendiriliyor. Ayrıca zincir marketlerin halleri devre dışı bırakıp doğrudan tarladan ürün almalarının önüne geçilerek kendi çıkarlarına göre fiyat belirlemeleri önlenecek. Yaş sebze ve meyvenin yanı sıra hallerde et ve süt ürünleriyle kesme çiçek satılmasına yönelik de taslakta bazı düzenlemeler bulunuyor. Evet, hal yasası düşünülüyor. Bu hal yasası niye çıkartılmak için düşünülüyor? Şimdi Nazif bize onu anlatacak. Bu hallerde durum nedir Nazif? Şimdi Cemil Bey örneklerle bir şey, Cemal Hoca da gelecekti. Cemal Hoca da Cemal gelirse Hoca, o da bir yandan analiz siz de etsin gidin bizim. istiyorsanız. Bakalım bu hallerde ne olduğunu bize bir anlatın. Evet. Şimdi ben matematiksel bazı şeyler anlatayım. Hocam da onu yorumlasın. Şimdi domates üretici tarafından bu Antalya halinde domates kaç para bakın? 5 lira. Üretici kaç paraya vermiş? 4 liraya vermiş Cemil Bey. Şimdi 4 liraya veren, 4 liraya üretici tarafından verilen domates Antalya'nın da 5 lira. Nereye geliyor? İstanbul haline geliyor. İstanbul haline bakın burada bunun gelirken kaç para oluyor? 12 lira oluyor. Şimdi 5 lira neden 12 lira oluyor? Buradaki kalemler var. Mesela vergi, işçilik, kutu, ara karton, ambalaj, genel giderler. Yani kira ve elektrik gibi. Fakat bakın şurası çok önemli. İstanbul halinde 12 lira olan domates markete geliyor 19 lira oluyor. Burada bu kadar kalem saydım değil mi? Bakın tekrar sayayım. Vergi, işçilik, kutu, ara karton, ambalaj, genel gider. Yani kira ve Dört elektrik. misline çıkıyor Evet. yani fiyat bize. Buradaysa bakın Cemil Bey buradaki tek kalem hamaliye ve kar oranı. Sadece hamaliye var yani. Ama mazot fiyatları Market, yok mu burada? İstanbul içi, İstanbul halinden marketlere yani mazot çok az yani. Halden çevre şeylere dağılıyor. Çok fazla bir gideri yok onun. Asıl Antalya halinden İstanbul'a gelirken mazot masrafı var. Nakliye masrafı var. Şimdi bu arada işte 12 liradan 19 liraya giderken buradaki etken nedir? Marketlerin fahiş fiyatları. Yani 4 liraya Yani kazığı bize market mi atıyor, hal mi atıyor, kim atıyor? Market atıyor. Market atıyor. Markette atılıyor kazık. Neden? 4 liraya çiftçiden bak, alınan domates bakın 12 lirada 12 liraya halden çıkıyor. Markette kaç para? 20 lira, 19 lira. Bir yani Abdurrahman, sen %400 bir şey zam söyle. Var bu işte. Nazif,
seni desteklemek adına şu anda bak online giriyorum. Büyük bir market zinciri 19.90. 19'dur evet. Domates mi bu? Normal domates. Bakabilirsin siz. Evet, aynen öyle. Çiftçi tam diyor ki biz Sabah gazetesi olarak Muhammed Uzun arkadaşımız Sabah gazetesinden bir haber yaptı. Antalya'daki Erdoğan Öztürk'le birlikte haber yaptılar. Domates 37.90. Of. Haberde of, çiftçilerle konuştular. Çiftçiler diyor ki biz diyor hale diyor 4 liradan diyor teslim ettik. 4 liradan teslim ettik. Burada masraflar üstüne konu. İstanbul'a gel 12 lira oldu. İstanbul'daki halden markete gittiğinde rafta bunu 19 lira 20 lira görüyoruz. Hocam nasıl yorumlayacak bunu? Şimdi Cemal Hoca bize kazığı kim atıyor? Halci mi atıyor? Market mi atıyor? Çiftçi mi atıyor? Bizi çiftçi attığı yok. Bir defa çiftçi atmıyor mi bir kere onu kenara çiftçi koyuyoruz. Yaptığı işten kar edebiliyorsa çok iyi. Kar bile etmesi zor durumda şu anda. Çünkü haldes kendi satış yapmıyor. Halciler bunlardan gelip toptan aldıkları için büyük miktarlarda bir kısmı da değişik tabiat olaylar işte yağmurlar işte şeylerle sebzeleri şeyler üretim tesisleri de zarar görüyorlar. Bundan dolayı da ihtiyacı var paraya vermek zorunda kalıyor. Yani seralarda sorunlar var. Türkiye'de sorun. Ya en iyi ihtimalle şimdi biberde var %50 kar var. Domateste 4 misli %200 kar var. Ve yani bu işin standartı nedir? Şimdi buradaki birinci şey şu. Türkiye'de ve dünyada hani biz televizyon haber yapıyor, insanlar konuşuyor. Enflasyon yüksek, enflasyon yükseliyor, tutturabildiği fiyata satıyorlar bir defa. Hem halde hem markette. Yani şimdi buradan bir kat veriyor. 12'den 19 ya da 16 olsa 19. Yani bir transaction cost dedim ben. İşlem maliyetleri, bitmişin işlem maliyeti ortalama %35 kabul edilir. Ama burada domateste fiyat bakıyor. 4 katına yakın bir fiyat üzerine vuruyor. İkincisi bu bak 4 liraya hale geldi bu. 5 liraya halcı satıyor. Burada ne işlem görüyor ki 12 liraya çıksın? Ki burada navlon 10 tonda diyelim 10 ton taşıyorsa yani 1 lirayı geçer. 1-1,5 lira. 1 lira mıdır burada navlonun etkisi yani? Ortalama buranın navlonun etkisi bir tırda 1 lira civarında. Hatta 0.75 hesaplanıyor. Navlun yani mazotla açıklanacak bir şey yok burada. Değil mazot tabii. Nakliye domatesin nakliyesi 1 kilosuna 1 lira olarak. 1 liraya mal. Evet. Antalya'dan diyelim buraya bir tır kaç liraya geliyor? Bunun gibi bir şey. Yakacağı benzin belli, fiyatı belli. Yani burada bizim temel şeyimiz yani hallerdeki fiyata gelen yani üreticide gelen fiyatlar bugünkü ortamda normal bir fiyat yani şey olarak kabul, bu aşırı bir kar yok burada. Ancak faaliyeti devam ettirebilir kar var. Ama burada hale girdiği zaman Antalya halinden İstanbul haline girdiği zaman müthiş bir fiyat artışları oluyor. Buradaki arada kaç kişi kazanıyor bunun sayısını azaltmak lazım. Çünkü araya her giren aracı kendine kar payı veriyor ve kendini bu fahiş fiyat %35 hesaplanıyor ya. Her biri kendine %35 yazmayı bir şey peki kabul ediyor. Yetenek kabul ediyor, yani hak kabul ediyor. İstanbul haline geldi. İstanbul halinde markete giderken marketlerde de gördüğünüz gibi hemen hemen hiçbir şey yok yani fiyatı arttırıyor. Bir de bunlar gördüğüm kadarıyla mütevazi fiyatlar. Marketlerde bakarsanız bunların üzerinde fiyatlar çoğu markette. Evet, buradan yani anladığımız biber almak uygun yani. Biberde çok kazık yemiyoruz gibi bir çünkü şey çıkıyor. Çünkü fiyatı yüksek ya 50 lira dese almayacak adam. Hocam aynı markette bakın vekilim de diyor salkım domates 42.90. Evet. Of. Peki şimdi vekilimize soralım. Gel Cemal Hoca fiyat şeylerine sonra geçeriz. Bir vekilimiz cevaplandırsın. Hal yasasından bunun yani bir yasayla düzelir mi bu? Şimdi ben müsaadenizle bir anıyla bir konuya geleyim. Bizim memlekette bir yakınımız vardı. Bu iyi bir tüccardı. Gidiyor pazara tezgahını açıyor, urgan koyuyor. Ondan sonra vatandaşa geliyor. Diyor ki kaç lira? 100 lira. Ya çok pahalı diyor gidiyor. Oğlu da yanında. Sonra gelip bu şekilde vatandaş almayınca oğlana diyor ki 3-4-5 taneyi alıyor. Karşıya bir tezgah açıyor. Oğlan da oranın başına koyuyor. Vatandaş gelirken geçerken diyor ki oğluna kaç urgan? 120 lira. Ya karşıda da 100 lira diyor. Gelip 100 liralık yerden alıyor. İkisi de kendi yeri halbuki. İkisi kendi yeri ama ne yapayım? Bir anda fiyat belirliyor. Şimdi geçen hafta hanım dedi pazara gittim. Kıvırcık alacağım. Normal. Sent pazarı. Bir tezgahta 10 lira dedi.
Bir tezgahta 12 lira, bir tezgahta 15 lira. Şimdi Cemil Bey, ya bize bir kez tamam, o var bu var da ahlaki zafiyet var. Aynı şey. Asıl temel bu. Yani bir esnaf terbiyesizliği. Ahlaki zafiyet var. Niye derseniz, geçen hafta Gaziantep Islahiye zannedersem, belediye başkanı, ben tebrik ediyorum ve bütün belediye başkanlarımıza örnek olsun. O semt pazarının devamına gidiyor, belediye olarak birkaç tane daha tezgah açıyor. Patatesi 3 lira, soğanı 4 liradan 5 liradan satıyor. Diğer yerde olmuyor. Fiyatlar belirleniyor. Otomatikman rekabet ortamı, millet oradan alıyor, yeterince de alıyor. Peki, şimdi bizim bütün belediyelerimiz, ben hepsini söylüyorum, Türkiye'de semt pazarlarına ek tezgah aslında. Bak otomatikman düşer. Kesinlikle ben bunu bir senedir söylüyorum. Otomatikman düşer. Hiç yani biz şimdi hal yasası bugüne kadar çoktan çıkarmamız gerekiyordu. Bu niye çıkarmıyorsunuz? Ya şimdi şöyle, niye çıkarılmıyor? Bununla ilgili yıllardır çalışma yapıldı. Ya hep gündemde olan bir konuydu bu yasa. Tabii bu pahalılık, işte aritmatik yaşananlar bu noktaya getirdi. Ne yapacaktı? Bu hal yasasında ne öngörüyor? Ya, neyi hal yasasında yasası? Burada anlattı. O Karaman, başka tablo şimdi. Şimdi o anlattı. Bir dakika. Bir vekilimiz söylesin bu hal yasası. Üreticiden kaç liraya çıktı orada domates? 9 lira mıydı? 5 lira. 5 liraya çıktı. 5 liradan çıkınca bize değişti. Markette bak, 20 lira. Evet. Evet. Diğer domatesler, pahalı olanlar kaçta? 40 lira. 40 lira. Şimdi buradaki üretici, emek veren kazanmıyor. Çiftçi kazanmıyor. Aradaki komisyoncular peki, kazanıyor. Peki yasayla bunu yasayla nasıl? Bu komisyoncuların, bu aradaki kazananların önü kapanıyor. Nasıl bir yasa tek gelecek? Bir ne diyecek ki yasa? Şimdi bununla ilgili çalışma var. İnşallah geldiği zaman net meclis genel kurulunda yani tefekkür anlatalım. Denetim sistemi artacak. En önemlisini söyleyeyim mi? Ne var yasada? Şimdi üretici, siz diyelim domates tarlanız var. 10 ton ürettiniz domates. Diyelim 3 tır domatesiniz var. Siz bu domatesi çıkarıp İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? Karşıda, Beykoz'da. Beykoz'daki bir semt pazarına getirmesi yasak. Getiremiyor. Çünkü mevcut hal yasası diyor ki sen bağlı bulunduğun kooperatife götüreceksin. Ha, şu anda yasak var yani. Yasak öyle var. Mi? Yolda kamyonunuza el koyarlar. Ticaret o kamyonlar. O derece yani. Tabii. Siz 3 kamyon domateslerinizi götürüyorsunuz bağlı bulunduğunuz kooperatife. Kooperatif aracılığıyla %8 komisyon verdiğiniz halciye veriyorsunuz. Halci de bunları koordinasyonla getiriyor. Ya ben Anadolu'da bir çiftçi olarak aldığım ürünü burada İstanbul'a doğrudan satamıyor muyum? Satamazsın. Öyle mi? Mevcudu niye değiştirmiyorsun senden siz ya? Mevcut işte, satamazsın. Yasak çıkacak. Ya şimdi, bunun hemen değişmesi lazım. Bu komisyoncular... Şimdi ciddi, siz 5 liraya mal ettiğiniz domatesi getirip pazarcıya 5 liraya verseniz pazarcı da onu 8 liraya satsa düşünün aradaki. Yani veya siz 5 liraya mal ettiniz. Diyelim lojistiğini, bütün aktarmasını hepsini siz 8 liraya mal ettiniz. Getirip 12 liraya satın. Yarı yarıya düşer. Ama maalesef arada marketler, burada en büyük payı marketler alıyor. Ben geçen Nazif'le bizim bir misafirimiz geldi. Bu üretim şeyinin arasında bir iş adamı. Biz dedi alıyoruz üreticiden %8 komisyonu onun parasından kesiyoruz. Oradan kafadan üreticinin %8'i gidiyor. Tamam. Bir de araya zam koyuyoruz. Arada bilmem ne ama en büyük parayı dedi açık söyleyeyim. Biz de götürüyoruz, marketler, alıyoruz, kazanıyoruz ama en büyük parayı marketçiler götürüyor. Marketler bunların da denetimi kilo şu anda. Kilo başına 10 TL. Bakın bir domates. Orada da zaten tabii orada kazanıyor market fiyatlarında. Kiloda her birisi 10 liradan aşağı kar etmiyorlar. Şimdi bu yeni düzenlemede dijital takip sistemi de gelecek. Bu marketlerdeki ürünlerle ilgili onun da çalışması ya var. Ya orada benim öyle gördüğüm mi? Ürünün ne olduğu önemli değil ama her ürünün kilosuna en az bir 10 lira kar etmek istiyorlar. Bu sistem, en büyük sistem, işte bize kazık sistemi dedim. Bu sistemi bakın değiştirmektir. Komple yıkacaksın. Darmadağın edeceksin. Evet, bu sistemi doğru. Yeniden inşa edeceksin. Yoksa biz 100 sene boyunca hep pahalı yeriz. Bu sistem bugünün kurulmuş veya AK Parti iktidarında kurulmuş bir değil, sistemdir. Değil. Yıllardır, 50 senedir yıllardır böyle. Yıllardır pazarlık bu sistemi, var her şeyde. Komple yıkmak lazım. Bakın yıkmak.
Tarumar edip evet. temelden yıkacaksınız, yeniden imar edeceksiniz. Evet. Pazarlık bir disiplin değil kesinlikle. Mi esnafın arasında? Tabii, ne demek pazarlık diye? Hayır satamazsın diyor. Ya. Yani. Bir de bu yasası... tanzim sistemimiz vardı eskiden. Evet. Bunun da yaygınlaşması lazım. Evet, tanzim tabii. sisteminin yaygınlaşması lazım. Çünkü Beşiktaş'ta vardı eskiden tanzimler belli bölgelerde çok evet. yaygındı. Bakırköy'de vardı. Bakırköy'de nasıl vardı. Tabii bunlar hep rekabet ortamında oluştuğu için uyguna satılıyordu.